Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Lisesi Arapça dersi 11, ünite 6. El-Vahdetu 6. Arapça 11, ünite 6. Es-Sünnetun-Nebeviyyetu. Nebevi sünnet. El-Dersul-Evvelu birinci ders es-Sünnetu sünnettir. El-Dersul-Sani ikinci ders ise el-Mef'ulu bih, mef'ulu bih'tir. Ve el-mef'ulü mutlak, mef'ulü mutlaktır. Ve el-mef'ulü li-eclih, mef'ulü li-eclih'tir. Birinci ders sünnet, ikinci ders mef'ul çeşitleri, mef'ulü bih, mutlak ve mef'ulü leh. Daha fazla mef'ul de var da bu kadarını ele almışlar. Sonuçta İmam Hatip Lisesi Arapçası. Temhil, giriş soruları, hazırlık soruları. Ma nedir? Hiye o. El-mesadirul-esasiyyetu. Mesadir, kaynaklar demek. Mastar, kaynak. Mesadir, kaynaklar. Çoğul bir kelime, cemi bir kelime. Hangi tür cemi? Cemi mükesser. Kırık çoğul yani. El-esasiyyetu, cemi değil, müfret müennes bir sıfattır. Niye müfret müennes? Çünkü mesadir, gayri akıl bir cemidir. Müfret müennes hükmündedir yani. O yüzden onun sıfatı olsun, haberi olsun o şekilde gelir. Bu yüzden esasiye tu sonunda müenneslik alameti, belirtisi, işareti, kapalı T var. Buna ne diyorduk? Ta'yı merbuta diyorduk. Özetlersek, mahiyel mesadirul esasiyetu fil İslami. İslam'da esas kaynaklar, ana kaynaklar nedir? İslam'da ana kaynak. Yani İslam'da ana kaynak önemlidir. Bir şey söylediğinde bunu ispatlayabilmelisin. Nereye dayanıyorsun? Ya ayete, ya hadise, ya başka bir şeye dayanman gerekir. Kafana dayanıyorsan boş konuşuyorsun. Söylediğin şey ispat olmalı. Ma ma'na es-sünne. Sünnetin manası nedir? Mana muzaf burada. Ma ma'na sünneti. Sünnetin manası nedir? Ma nedir manasına geliyor. Soru. Sünnet ne demek yani? Meta ne zaman kutibet yazıldı? Ketebe, kutibe, meçhul fiil, kutibet yazıldı. Ne? El ehadisu. Bu ne? Naibu fail olur. Kutibet meçhul fiil. El ehadis naibu fail olur. Eşşerifetu nedir? Sıfattır. El ehadis kelimesinin sıfatı olur eşşerife. Ehadis cemi mükesser yani gayri akıl bir cemidir bu. Dolayısıyla müfret müennes hükmünde olur. Bu yüzden şerife kelimesi hem müfret hem de müennes olarak gelmiştir. Yani mesadir ile esas arasındaki ilişki ehadis ile şerif arasında da yine mevcuttur. Kütübet meçhul fiil, el ehadis naib fail, eşşerife ehadisin sıfatı olur. Hadisi şerifler ne zaman yazıldı? Soru bu. Mazane ta'rifu sen biliyorsun. Arafe ya'rifu ta'rifu sen biliyorsun. Maza ne biliyorsun? Anil mef'ulü bih. Mef'ulü bih hakkında ne biliyorsun? Bir bilgin var mı? Ve el mef'ul lil mutlaki. Mef'ulü mutlak hakkında ne biliyorsun? Vav, an bağladık. Vel mef'ul li eclihi mef'ul li eclih hakkında ne biliyorsun? Buradaki zamir değil, kelimenin aslında. Li eclih. Bakalım şimdi. El-Vahdetu 6. 6. ünite. El-Dersül-Evvelu. İlk dersimiz Es-Sünnetu sünnettir. Sünnetu Rasulillahi. Allah'ın Rasulünün sünneti. Bir zincirleme tamlama var. Sünnetu Rasulillahi Allah'ın elçisinin sünneti. Es-sünnetu sünnet. Hi o nedir sünnet? Ekvalu Rasuli Rasulün. Rasul elçi demek. Elçinin kavilleri, sözleri. Ekval. Gavlun, gavlan, ekval. Cemi mükesserdir. Ekval kelimesi. Yani kırık çoğuldur. Sözler manasına gelir. Sünnet ne demektir? Hiye o sünnet. Ekvalu Rasuli. Rasulün sözleridir. Elçinin sözleridir. Peygamberin sözleridir. Aleyhi onun üzerine olsun. Ne? Esselamu selam. Selam onun üzerine olsun.
Resulün sözleri sünnettir. Bitti mi? Hayır, devamı var. Ve ef'aluhu ve o Resulün fiilleri de sünnet olarak isimlendirilir. Ef'al de fi'lun kelimesinin cimi mükesseridir. Fi'lun, fi'lani ef'al, kırıkçı. Ve ef'aluhu ve o peygamberin fiilleri, davranışları, hareketleri de yine sünnet olarak adlandırılır. Bitti mi? Hayır. Ve takriratuhu ve onun takrirleri de yine sünnet olarak isimlendirilir. Takrirat da yine cimidir. Takrir ne demek? Yapılan bir davranışa onay vermesi. Onayı nasıl verirsin? Karşında bir iş yapılıyordur. Evet, doğru, güzel diye tepki verebilirsin. Veya susarsın. Karşında yanlış bir şey yapılıyorsa ve kişi peygamberse, yani peygamberin karşısında yanlış bir iş yapılıyorsa, peygamberin orada susması, yani onaylıyor gibi gözükmesi mümkün değildir. Yanlış bir şey varsa bu yapılan yanlıştır der. Demiyorsa demek ki nedir? Doğrudur. Öyleyse o da sünnettir. Demek ki sünnet üçe ayrılır. Önemli bir bilgidir bu. Peygamberin sözleri, peygamberin davranışları ve peygamberin onayları, onamaları sünnet olarak adlandırılır. Sünnet üç çeşittir. Kavli, fiili, takriri. Bunu bu şekilde ezbere bilmeniz gerekir. Sünnet üçe ayrılır. Kavli, fiili, takriri. Kavli yani söz, ağzından çıkan kelimeler. Fiili yani davranış, bedeniyle yaptığı şeyler. Takriri, onaması, doğru bulması. Fakat şüphesiz ki caet geldi tebyinen. Açıklayıcı olarak. İyi de ne geldi, yazıyor mu yazmıyor. Ne diyeceğiz? Caet fiil, gizli zamir. Hiye fail olur. Hiye o sünnet geldi. Niye geldi ki? Tebliğinden açıklamak için, beyan etmek için. Neyi beyan etmek için geldi, var oldu? Lil Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i beyan etmek, açıklamak için sünnet mevcut. Nereden çıkarttın sen bunu? Kema, kale, teala, yüce Allah'ın şu buyruğu gibi. Kema, o şey gibi ki, kale buyurdu. Kim? Hüve, gizli zamir, yazıda göremezsin. Ama orada bir hüve vardı. Hüve o demek. Hangi o? O portakal, o bilgisayar. Hayır, o Allah ya. Yanlış anlaşılmasın. Gale hüve, o Allah buyurdu. Teala, yüce olan Allah şöyle buyurdu. Ayet-i kerime. Ve enzelna, şu, ve enzelna biz indirdik. Enzelna nasıl bir fiil? Enzele, ef'ale, ifal babından mazi, nefs-i mütekellim, mal gayr olur. Enzelna, biz indirdik. Kime? İleyke, sana. Neyi indirdik? Ev-zikra, zikri. Zikir, Kur'an-ı Kerim'in diğer bir ismidir. Yani biz sana Kur'an'ı indirdik. Zikir, Kur'an demek. Niye indirdik? Litübeyyine, beyan etmen için, açıklaman için. Kur'an'ı. Peki kime açıklaman için? Linnâsi, insanlara. Ma o şey ki nüzzile, indirildi ileyhim onlara. Onlara yani kendilerine indirilen şeyi açıklaman, insanlara açıklaman için biz bir Kur'an'ı indirdik. Demek ki Kur'an-ı Kerim açıklaması, bu açıklama görevi kime ait? Peygamber'e ait. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim açık olsa da tamamı, bütünüyle, tüm kelimeleriyle, tüm satırlarıyla açık değildir. Manası açık değildir yani. Tüm ayetleriyle açıktır. Hangi bakımdan? Allah'tan gelmesi bakımından açık. Peki manası, anlaşılması bakımından açık mı? Değil. İşte açık olabilmesi için peygamberin açıklaması gerekiyor. O açıkladıktan sonra evet açıktır. Nahl suresi 44. Çok önemli bir ayet. Bu ayeti kelime kelime bilmeniz manasıyla, Arapçasıyla ve hangi sure, Nahl suresi, hangi ayet numarası 44. Bu şekilde bilmeniz çok önemli. Hadis inkarcıları vardır. Yani hadisin dinde yeri yok. Peygamberin hadisi, sünneti yok. Hani olsa da dinde yeri yok. Tek kaynak Allah'ın kitabıdır diyenler var. Onlara diyeceğim bir şey, evet Allah'ın kitabı bir delildir ama Allah'ın kitabında böyle bir ayet de var. Peygamber'e açıklama görevi verilmiş. Sen açıkla diye indirdik diyor. Öyleyse açıklama görevi vardır. Açıkladığı her şey, açıklarken kullandığı kaviller, açıklarken kullandığı fiiller, tatbikat yani bu ve takrir ve onayları her biri nedir? Aynı şekilde bir delildir. Önemli bir ayet burası.
Vehiye o hangi o? Sünnet yani. Nedir? El maslarus sani, ikinci kaynaktır. Min mesadiril İslam, İslam'ın kaynaklarından ikincisi budur. Birincisi Kur'an'dır. Zaten ba'del Kur'anil Kerim, Kur'an-ı Kerim'den sonra gelen ikinci kaynak, birinci kaynak Kur'an, Kur'an-ı Kerim'den sonra gelen ikinci kaynak da sünnettir. Kale Teala, Yüce Allah şöyle buyurdu Celle Celaluhu. Ve ma her ne ata verirse kum size. Kim verirse, er Rasulü Rasul verirse. Fehuduhu, onu alın. Ve ma ve her ne neha nehyederse kum sizi. Size her neyden nehyederse, yasaklarsa, yapmayın derse. Anhu, ondan da fentehu, kaçının. Peygamber bir yasak koyduysa uyun yani, kaçının. Bir şey de emrettiyse, verdiyse alın, alabilirsiniz demiyor. Alın. Yasakladıysa kaçının. Demek ki peygamberin yasaklama görevi var. Nehakum, sizi nehyi yasakladı. Öyleyse intehu, siz de kaçının. Peygamberin verdiği emirleri yapın, yasaklardan kaçının. Ayet böyle buyurmakta. Haşr suresi 7 numaralı ayet. Ve galeyzan, aynı şekilde Allahu Teala şöyle de buyurmuştur. Men her kim yuta itaat ederse kime? Er Rasule, peygamberi kim itaat ederse işte bu durumda yani peygambere itaat etmesi durumunda kat şüphesiz ki etaa o kişi itaat etmiş oluyor aynı zamanda. Kime? Allah'a, Yüce Allah'a. Nisa suresi 80 numaralı ayet. Etaa hani gale egale daa edaa ifal babından mazifi. Men'a men etti, yasakladı kim? Er-Rasulü aleyhi esselamu, selam onun üzerine olsun. Rasul yasakladı. Şimdi burada şundan bahsedecek. Kimilerin şöyle bir iddiası vardır. Hadis var diyorsun, sünnet var diyorsun ama peygamber hadislerin yazılışını yasakladı. Hadislerin yazılması ondan yüzyıllar sonra gerçekleşti. Yüzyıllar içerisinde yazılmamış. Dolayısıyla hadislerin yani aslı yok diyenler var. Şimdi onu anlatıyor. Mena'a er-Rasul. Rasul yasakladı. Neyi? Kitabetel-ehadisi. Kitabet yazılış, yazım demek. Kitabetel-ehadisi hadislerin yazılmasını men etti, yasakladı. Peygamber hayattayken hadisleri yazmayın dedi. Men'en ba'den kesinlikle men etti. Yasakladı yani hadisleri yazmayın dedi. Ama ne zaman? Fi bidayetil vahyin bidayetinde, başlangıcında. Yani peygamberliğinin ilk evresinde. Ne zaman edin? Peki niye böyle yaptı? Hatta ta ki böylece la tahtelidu karışmasın. Ne? Sünnet hadis karışmasın. Neyle beraber? Bil Kur'anil Kerim'i Kur'an-ı Kerim'le beraber karışmasın. Çünkü ilk devirlerde yazı malzemesi azdı. Sonra kendi sözlerinin, kendi hadisinin, sünnetinin Kur'an'la eşdeğer olduğu kanısı yayılabilir diye bu tür şeylerin önüne geçebilmek için ilk başta yasakladı. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim yazıldı, yazıldı, yazıldı. Daha sonradan karışma ihtimali ortadan kalktığında sahabenin bir kısmı için buna izin verdi. Sümme sonra ezine izin verdi Peygamberimiz. Li ba'zı sahabeti sahabenin bir kısmına bir kitabeti yazmasına yazımına izin verdi. Evet sen sünnetleri yazabilirsin dedi. Diri diyorsun da bunun bir örneği var mı? Ve min eşhari muhtaratil hadisi fil asrin nebeviyyeti. Min eşhar en meşhurlarındandır. Muhtaratil hadisi. Asrin nebevi asırda yani peygamber devrinde, peygamber hayattayken yazılan hadislerin, hadis kitaplarının, mecmualarının en meşhurlarındandır. Ne? Es-sahifetu sadikatu. Es-sahifetu sadika. Yani sahifeyi sadıka deriz buna. Sahifeyi sadıka en meşhurlarındandır. Elleti o es-sahifetu sadikatu o sahifeyi sadika ki
Ketebe yazdı ha onu kim? Abdullah bin Amr bin el-As. Abdullah bin Amr bin el-As. Burası Amr yani Ömer değil. Ömer olsa, Ömer olsa tam okunuşu şeyle. Burada vav olmazdı. Onu söyleyebiliriz. Başka? Bin yazıyor dikkat edin. İbnu değil. Burada aslında hemze vardı ama şu an yok. Burada da hemze vardı. Ba'nın sağında hemze vardı ama şu an yok. Niye? İki özel isim arasında İbnun kelimesi yer alırsa hemzesi silinir diye bir kural vardı. Bu yüzden İbnun kelimesinin hemzesi şu an yok. Burada da aynı durum var. Burada da yok. Niye yokmuş? Sağında da solunda da özel isim var. İşte Amr bir özel isim. As yine özel bir isim. Bu yüzden bundaki hemze yazıda yoktur. Silinmiştir. Ve fi ahdil hulefai'r raşidine hulefai'r raşidin döneminde fi ahdi döneminde demek yani lem tuktab yazılmadığı el ahadisu hadisler tuktab meçhul fiil el ahadisu naib fail niye yazılmadı hatta çünkü la yenşeğilu meşgul olmasın biha onunla ennasu insanlar anil Kur'an'ı Kur'an'ı bırakıp da onunla meşgul olmasınlar diye Hulefai Raşid'in döneminde yazılmadı. Yani Hazreti Ebubekir hadis yazılsın diye emir vermedi. Hazreti Ömer emir vermedi. Hazreti Osman, Hazreti Ali döneminde bunlar, bu yöneticiler hadisleri yazın bir kitaba diye bir emir vermediler. Kur'an'ı bırakıp onunla meşgul olmasınlar diye. Burada bu şekilde anlatılmış. Farklı kitaplarda hani bu konu bayağı bildiğimiz bir konu. Farklı kitaplardaysa o devirlerde kargaşalar, problemler fazlaydı. Daha önemli işleri vardı. Hayatta kalma mücadelesi vardı. Peygamber yeni vefat etmiş. Herkesin kafası oldukça karışık. Daha meşgul oldukları şeyler olduğundan bunun sırası gelmemişti diye açıklamalar da mevcut. İlahiyatta da yine bu konuları göreceksiniz zaten. Lemma tevella. Tevella geçince demek. Lemma tevella geçince. Ümerubunu. Aslında yine Hemze vardı. İbnu idi ama sağında Ömer özel isim. Abd yine Abdülaziz bu da bir isim. Hemze silinmiş. Ümerubunu Abdülaziz. Ömer İbni Abdülaziz el hilafete halifeliğe geçtiği zaman lemma tevella geçtiği zaman neye el hilafete halifeliğe geçtiği zaman kim geçiyor? Ömer bin Abdülaziz geçtiği zaman emara emretti resmiyen resmi olarak bir tedvinil hadisi hadis yazımını tedvin hadislerin yazılışı tedvinil hadis hadislerin yazılmasını emretti resmi olarak hadislerin yazılmasını ilk defa resmi olarak emreden kişi kimdir? Bu bir soru. Kimmiş? Ömer bin Abdülaziz imiş. Unutmamak gerekiyor. Ve min eşhari kutubil hadisi hadis kitaplarının en meşhurlarından ama el ula ilk hadis kitaplarının en meşhurundan birisi nedir? El Muvatta Muvatta'dır. Kime ait bu? Dil İmam Malik. İmam Malik'in El Muvatta kitabı ilk hadis kitaplarının en meşhurlarından birisidir. Lem tüdevven tedvin edilmediği el ahadisu hadisler Hesebel evvabi, evvab, babun, baban, evvab, cemim keser. Konular demek, konulara göre, hesep göre, evvab, konular. Konulara göre hadisler tedvin edilmedi, yazılmadı. İlla ancak yazıldı. Ne zaman? Fi asri Buhari, Buhari asrında. İmam Buhari'nin yaşadığı asırda yazıldı ilk defa bablara göre hadis kitapları. Ve fi hadel asri O asırda ellefe telif etti, yazdı. El ulema'u alimler. Alimun, aliman, ulema. Ulema ne demek? Alimler. Bir sürü alim yani. Çoğul. Alimler ellefe telif etti, yazdı. Neyi? El kutube kitapları. Öyle kitaplar ki es-sitte. Es-sittete olur. Ulema'u el kutube-sittete. Es-sitte kütüp kelimesinin sıfatı olur. Kütüp kitabın kitabını, kütüp cemi, mükesser, kırık, çoğul. Aklı var mı kitapların? Yok. Öyleyse müfret müennes hükmünde. Bu yüzden sitte görüldüğü üzere müfret ve müennes olarak yazılmış.
Kütübe sittete 6 kitap yani. Kütübü sitte diye herkesin duyduğu. Sitte 6 demek. 6 kitabı alimler yazdı. Hum onlar o 6 kitap nedir? Bu da bir sorudur. Çıkar. Bence çıkar. Ben olsam sorardım. Kütübü sitteyi say bakalım. Denildiği zaman şunları sayabilmelisiniz. El-Buhariyu ve Müslimun ve Tirmiziyu ve Ebu Davud ve İbn-i Mace ve Nesai. Kitapları şöyle inceleyebilirsiniz. Buhari ile Müslim'in Sahih adlı kitapları var. Yani iki tane Sahih Buhari'nin yazmış olduğu. Buhari bir insan adı yani. İmam Buhari. Tam olarak adı da değil, belki lakabı diyebiliriz. İsim oldukça uzundur. Bir satır sürer tam adını yazsak. Kısaca El-Buhari deniliyor. Sonuçta bu kişinin adı, kitabın adı değil. Kitabının adı El-Camiu Sahih olur. Bu da yine kısaltılmış bir isim. Kitabının tam adı yine bir satır sürer. Müslim, İmam Müslim diyoruz kısaca. Aslında adı uzundur. Kitabının adı El-Camiu Sahih. Buhari ile Müslim aynı kitap adlarını yazmışlar. İkisi de El-Camiu Sahih, El-Camiu Sahih. Demek ki iki tane sahih var ortada. Dört tane de ne var? Sünen var. Tirmizi'nin yazdığı kitap esasen camidir ama sünen demekteyiz. Demek ki iki tane sahih, dört tane sünen var. Kütüb-i Sitte'yi say dedikleri zaman iki tane sahih sayabilmen lazım. Buhari ile Müslim'in sahihleri, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace, Nesai, bunların da sünenleri, kitapların adı sünen yani. Bu şekilde diyebilmek gerekiyor. Buradakilerin hiçbiri kitap adı değil, her biri alimlerin adıdır. Ezbere bilmeniz çok önemli. Ecib cevap ver anil es'iletil atiyeti. Aşağıda gelen sorulara cevap ver. Hasaben nasi parçaya göre cevapla. Limaza niçin mena'a yasakladı er-Rasulü aleyhi es-selamu. Selamun üzerine olsun. Rasul niye yasakladı? Kitabetel ehadisi. Hadisun ehadis. Ehadis cemi mükessel kırık çoğul yani. Hadislerin yazılmasını peygamber niye yasakladı? Cevap ver. Mena'a er-Rasulü. Yukarıda yazıyor. Şu an anlattığım şey havadan bir şey değil. Zaten bilinen bir şey. Burada yazıyor. Mena'a er-Rasulü aleyhi es-selamu kitabete ehadisi men'an ba'den fi bidatil vahiy hatta la tehtelidu bil Kur'anil-Kerimi. Buraya kadar yazabilirsiniz. İki, ma nedir hiye o? Eşharu suhufi. Suhuf. Sahife kelimesinin çoğulu olmakta. Eşhar en meşhur. El mektube yazılmış. Ma nedir hiye o? Eşharu suhufil mektubeti. Yazılmış en meşhur sayfalar nedir? Fi asrin nebiyyi. Nebiyinin zamanında yazılmış. Ne var? Es-Sahifetü Sadika var. Yukarıda geçmişti hatırlarsınız. 3. Yine de tam olarak okuyalım. Eşharu suhufi el-mektubeti fi asrin nebiyyi es-sahifetü sadikatu elleti ketebeha Abdullah bin Amr bin el-As. 3. Men kim emara emretti resmiyen resmi olarak bir tedvinil hadisi hadis yazılımını ilk defa resmi olarak emreden kişi kimdir? Ömer bin Abdülaziz. Tam olarak okumak gerekirse Ömer bunu Abdülaziz emara resmiyen bir tedvinil hadisi. Yukarıda var zaten. Men kim ellefe telif etti yazdığı el kutube sittete altı kitabı kim yazdı? Sitte'yi kim yazdı yani? Ellefe el Buhariyyu ve Müslimun ve Tirmiziyyu ve Ebu Davud ve İbn-i Mace ve Nesaiyyu. Böyle yani bunlar yazdı. El kutube sittete. Kütüb-i Sitte'ye yazdılar. Za' koy alamete şu. Şu işareti, şu alameti koy. Nereye? Emame suluki. Sulukun önüne. İyi de sülük nedir yani? Sülük
Sülük davranış demek. Davranışın önüne koy. Elledi o davranış ki tu dabbiguhu sen onu tatbik ediyorsun. Tu dabbiguhu sen onu tatbik ediyorsun. Fi hayatike hayatında. Hayatında tatbik etmiş olduğun davranışın önüne şu işareti koy. Bunu tatbik etmiyorsan koymayabilirsin. Ente artık sen veya sen. Her ikisi de sen ama ente yani erkekler için sen demek, enti bayanlar için sen demek. Kâne ennebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme. Kâne idi ennebiyyü nebi sallallahu Allah'ın salatı. Yani rahmeti aleyhi onun üzerine olsun. Ve selleme ve Allah'ın selamı da onun üzerine olsun. Nebi şöyle idi. Nasıl idi? Yüsellimu selam veriyordu. Selleme yüsellimu faale yufailu tefil babından muzari fiil bilenler için. Alel evladi çocuklar üzerine selam verirdi. Yani çocuklara selam verirdi. Evlat kelimesi veledün veledani evlat. Cemi mükesser olur. Çocuklara selam verirdi. Ellediğin o çocuklar ki yel'abune oynuyorlar ki darig yolda. Yel'abune la'ibe yel'abu alime ya'lemu ile aynı bab olmuş. Yolda oynayan çocuklara selam verirdi. Burada neyi seçmek gerekiyor? Yani daimen, devamlı olarak onlara selam verirdi. Ehyanen, bazen, ebeden, asla. Acaba hangisi? Tamamıyla bize kalmış bir yerde çünkü seni tatbik ettiğin diyor. Sen ne yapıyorsun? Yolda gördüğün çocuklara örneğin daimen, devamlı selam veririm diyebilirsin. Heyne yara gördüğü zaman el-etfale çocukları yefrahu sevinir idi. Peygamberimizden bahsediyor. Daimen. Devamlı. Ehabbe yuhibbu. Ehbebe yuhibbu yani ifal babından muzari fiildir yuhibbu. Yuhibbu sever el-etfalu çocuklar. Yuhibbu seviyor kim? Hüve o peygamber diyelim. El-etfale çocukları. Peygamber çocukları sever. Ve yedaibuhum. Ve onlarla şakalaşır. Daimen devamlı yazısını alıp işte şuraya yazabilirsiniz. 4. Meseke emseke yumsiku. Yumsiku tutar. Kim? Hüve o peygamber. Bi yedil etfali çocukların ellerinden tutar. Etfal, dıflın dıflan etfal cemi mükesserdir. Çocukların elinden tutar. Ve yetecevvelü ve dolaşır me'hum onlarla birlikte. Daimen veya başka ne vardı? Ehyanen veya ebeden herhangi birini seçebiliriz. Sizin tatbik ettiğiniz diyor çünkü. Neyi tatbik ediyorsan ona göre. İlla üçünden biri olacak ama illa da cevap şudur, illa da budur diye bir şey yok. Size kalmış bu. İhtemme yehtemmu, ihtememe yehtemimu, iftaale yeftailu. Yehtemmu önem gösterir. Bil eytami yetimlere ve yakza veya gaza yakzi havaicehum ve onların ihtiyaçlarını giderir. Kim? O peygamber. Daimen devamlı. Yehtemu önem gösterir. Bir evladi, veledün veledan evlat. Hatırlayalım. Çocuklara önem verir. Ve kâne vedir yuşahidu katılıyordur el'âbehum onların oyunlarına. Ve onların oyunlarına da iştirak eder. Peygamber daimen. Amele yuamilu. Yuamilu muamele eder. Kim? Hüve peygamber. El-etfâle çocuklara hem de muameleten haseneten güzel bir muamele. Çocuklara güzel davranır manasında daimen devamlı. Ekmil tamamla ne? El feragati boşlukları. Kelime nasıl bir kelime? El feragati açık T sağında dik elif. Bu şekilde kelime bitmiş. Demek ki ne bu? Cemî müennes salim diye hemen söyleyebilmelisiniz. El feragati boşlukları tamamla. Öyle boşluklar ki el atiyeti aşağıda yer alıyor. Finnasi parçada. Parçada aşağıda gelen boşluklar. Ellati minel kaimeti.
Şuradaki kutucuklardan kelimeleri seçerek boşlukları doldurun. İlki bir hadis. İnnemel a'malu amelun a'malun. Niyyetun niyyatun cemileri var yani. İnnema ancak sadece yalnızca el a'malu ameller, davranışlar, fiiller bin niyyatin niyetlerle beraberdir. Ameller niyete bağlı olarak geçerli olur veya olmaz. Namaz kılıyorsun ama niyetin gösteriş ise o amel olmadı. Amel davranış, fiil demek. Veya namaz kılıyorsun ama amelin, bu davranışın, bundaki niyetin Allah rızası, o zaman o namaz olabilir. Tabi diğer şartlara da bağlı. Abdestin yoksa niyetin ne olduğu çok önemli değil. Ama niyet şart yani. Niyet de bu şartlardan bir tanesi. Onu ifade ediyorum burası. Çok önemli bir hadis. Hatta çok değil, çok çok önemli bir hadis. İmam Şafii yanlış hatırlamıyorsam 70 mesele mi diyordu? Bayağı bir meseleyle alakalıdır diyor. Bu hadisi bazen Hanefiler kullanır, bazı yerlerde kullanmazlar. Şafiler konuların çoğunda kullanırlar. Yani konuya göre değişir ama sonuç olarak niyeti olmadan fiil geçersizdir. Bir öğrenci okutuyorsun, bir yoksula para veriyorsun, geçinsin diye, yani sadaka diyelim. Ama bundan sonra her tarafta anlatıyorsun. Amacın orada burada, sağda solda anlatmaksa senin para vermen, sadaka vermen geçersizdir. Çünkü ameller niyetlere bağlıdır. İnnemel a'malu bin niyyati. Ameller niyetlere bağlıdır. Niyetlere göredir. Niyete göre amelin değer bulur, karşılık bulur. Niyetin neyse ona göre. Ve innema ancak likulli, kul her demek. İmri'in kişi. Likullimri'in her kişi için vardır. Ne? Ma o şey ki ne var? Niyeti. Her kişi için niyetinin karşılığı vardır. Senin niyetin neyse onu alırsın. Ama bu niyet %100 her şeyi kapsamaz. Mesela bir hadis uyduralım. Buradaki amacımız insanları ibadete teşvik. Haydi hadis uyduralım. Bu kadar da değil. Bu durumda niyetim iyiydi desen de kabul olmayacaktır. Yani sınırlar vardır daima. Peki innemel a'mal bin niyyat ve innema li kulli imrin ma neva. Hadisin devamı var esasen. 200 satırlık bir hadis. Yarım satırını yazmışlar. Kelime kelime Arapçasıyla Türkçesiyle bilmeniz son derece önemli. Bunu sınav için değil. Sınavdan sonra da ben İmam Hatip'i bitirdim dediğinizde, bir yerde bir konu konuşuluyorsa hemen bak, bunu okuyabilmelisiniz. Bununla alakalı konular çok çıkar karşınıza. Şöyle bir hadis var, kaynak Buhari demeniz lazım. El Buhariyyu el İmanu 41. Buhari'nin El Camiu Sahih adlı kitabının iman bölümünün 41. babı oluyor. Hadis numarası değildir bu yani. 41 numaralı babın altında yer alan hadislerden bir tanesi. Neyse çok ayrıntıya girmeyelim. Buhari'de geçen bir hadis. Beyyene yübeyyinu fe'ale yufe'il tef'il babından muzari bir fiil. Yübeyyinu beyan eder kim? Resulullahi, Allah'ın Resulü. Fi haza, geç bu kadar açalım. Fi haza gerisi ne acaba? Fi hazel hadisi, el hadis. Fi hazel hadisi, şu hadiste Allah'ın Resulü beyan ediyor. Enne Allah'a, şüphesiz ki Allah yeczi, karşılık verir. Yezi ceza verir demektir. Ama ceza Arapçada başka, Türkçede başka manaya geliyor. Yezi ceza verir. Türkçe'ye çevirirsen şöyle çevirmen lazım. Karşılık verir. El insane, insana karşılık verir. Neyle karşılık verir? Biniyatihi, niyetiyle beraber karşılık verir. Niyetine göre karşılık verir. Yezi karşılık vermektir. Bu karşılık iyi de olabilir, kötü de olabilir. İlla hani ceza, cehennem gibi algılamak gerekmiyor. Ödül de bir cezadır. Arapça için konuşursak. Fin şayet kâne ise da kalbin, da sahip demek. Kalp bildiğimiz kalp. Da kalbin tayyibin, iyi bir kalp sahibi ise kişi de niyetin hasenetin, iyi bir niyet sahibi ise kabile karşılık verir ki Allahu Allah. Min o kişiye e'malehu amellerine göre, davranışlarına göre. Amel davranış, fiil demektir. Ve ceza uhu ve onun cezası. Yani karşılığı ne olur? Hayran hayır olur. İyi olur ya. Yani.
Yübeyyinu en-nebiyyu lil-müslimine. Yübeyyinu en-nebiyyu, nebi beyan ediyor lil-müslimine, Müslümanlar için. Beyan ediyor, açıklıyor neyi? Et-tarika, yolu açıklıyor, gidilecek yolu. Nereye ulaştıracak bir yol bu? İle saadeti fi-dünya. Dünyada saadete, mutluluğa ulaştıracak yolu peygamber açıklıyor zaten. Ve fil ahireti, yani vel ahireti. Vel ahireti ve fil ahireti demektir. Ve ahirette de saadete ulaştıracak yolu beyan ediyor, gösteriyor. Ve zalike bu da leyse bil ibadeti fakat. Ve zalike bu leyse değildir, olmaz. Bil ibadeti ibadette fakat yalnızca. Yalnızca ibadetle yani olmaz bu iş. Min salatin ve savmin namazmış. Salatin namaz ibadeti. Savm oruç ibadeti. Zekat geliyor ardından. Zekatin zekat ibadeti ve haccin ve hac ibadeti. Sadece bu ibadetleri yaparak dünyada ve ahirette saadete ulaşamazsın. Lakinnehu fakat o eyzan aynı şekilde bima onu yani aynı şekilde bima onunla beraber yani onu yasna'u yapar hu onu kim el mu'minu mü'min yapar min hayrin hayırdan li gayrihi ondan başkası. Mümin bunların dışında hayır da yapar. Ve dalebul ilmi ilim talep etmek, istemek, öğrenmek vacibun gereklidir. Alel müslimi Müslüman erkek üzerine. Vel müslimeti böyle bir hadis var zaten. Dalebul ilmi ferizatun ala kulli müslimin ve müslimetin. Yani her Müslüman üzerine ilim öğrenmek gereklidir. Fel ilmu ilim nedir? Nurun, nurdur. Ve darigun ve bir yoldur. Nereye giden yol? İle cenneti, cennete giden yoldur. İlim son derece önemlidir. Bazen yani bir yerde sohbet edersiniz, bir şeyler anlatırsınız. Dinleyen kişilerin kafası karışır, çok bilmek de iyi değil derler. Esasen çok bilmek iyidir. Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bir ayet. Ve la tekfu ma leyse leke bihi ilm. Kesin olarak bilmediğin şeyin ardına düşme. İnne sem'a vel besara ayet devam ediyor. Göz, kulak, işte kalp her şey sorumludur diyor. Sonra ha entum ha ulai haceştum diye ayet devam ediyor ama biz ibareye devam edelim. Tehaddes bahset ma zemilike ev zemiletike. Artık bayan veya erkek arkadaşınla beraber bahset. Ani sünneti, sünnetten bahset. Müstaînen yardım alarak. Nereden yardım alarak? Bil es'iletil atiyeti aşağıdaki sorulardan yardım alarak bir şeyler anlat bakalım. Üskür, bahset, anlat. El ayati ayetleri. Elleti o ayetler ki tuşiru işaret ediyor ile sünneti sünnete. Sünnetin değerinden bahseden, ona işaret eden ayetlerden oku biraz bakalım. El ayetani, elletani, tuşirani ile sünneti. Tekrar. El ayetani, elletani, tuşirani ile sünneti. El ayetan iki ayet. Elletani öyle iki ayet ki tuşiran işaret ediyorlar. İle sünneti sünnete. Onlar nedir? Ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu. Yukarıda geçti bu. Diğeri yani ikincisi men yudu'i rasule fakat eda'i Allah. Bu da yukarıda geçti. Esasen daha fazla yani ayetler var. Bir sürü ayet var da konumuz yani İmam Hatip Lisesi'nde Arapça grameri dini bir şey değil. O yüzden kısaca geçiliyor. Ve hâde sünnetu hiyel mastarus sani min mesadiril İslami ba'del Kur'ani. El Kerim o da var tabii. Tekrar edelim. Ve lihâza es sünnetu bunun için sünnet ve lihâze sünneti bunun için sünnet. Hiye sünnet nedir? El mastarus sani ikinci kaynaktır. Min mesadiril İslam, İslam kaynaklarından ikinci kaynaktır. Ba'del Kur'anil Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci sırada gelen bir kaynaktır. Ma huve, o nedir? Ma huve sebebun, sebebi nedir?
Sebebu men'i rasuli. Sebebu men'i rasuli. Rasulün men etme sebebi nedir? Rasulün men etme sebebi nedir? Neyi men etme sebebi? Kitabetul ehadis, hadislerin yazılımını men etme, yasaklama sebebi. Ve hakeza, işte böylece men'a men etti. Er Rasulü Rasul neyi men etti? Kitabetel ehadisi, hadislerin yazılışını. Niye? Likey la tehtelidu, karışmaması için. Sünnet karışmasın diye, hadisler karışmasın diye. Neyle beraber karışmasın, karıştırılmasın? Bil Kur'anil Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'le beraber karıştırılmasın. Yani ayetleri zor yazıyorlar. Kitap mı var, defter mi var? Yani nereye yazıyorlar ki? Zaten yerlere yazıyorlar. Doğru düz malzeme yok. Sıkıntı var. Yazı malzemesi az zaten. Fi bidayetil vahyi, vahyin başlangıç döneminde. Tekrar edelim. Hakeza böylece mena'a er-rasulu kitabetel ehadisi likey la tehtelidu bil Kur'anil Kerim'i fi bidayetil vahyi diyor. 3. Keyfe nasıl tutabbigu es-sünnetu, sünneti tatbik ediyorsun sen? Fi hayatikel yevmiye, günlük hayatında sünneti nasıl tatbik ediyorsun? Ene ben etbeku, tatbik ediyorum neyi? Es sünnete rasule. Rasulün sünnetini tatbik ediyorum. Hakeza işte tam olarak şöyle. Ezkuru zikrediyorum ismellahi, Allah'ın ismini, kable taami, yemekten önce. Yani besmele çekiyorum. Ve ehmedehu, ve ona hamd ediyorum ba'dehu, yemekten sonra. Ve istakbele, ve karşılıyorum. Estakbilu, karşılıyorum. Ennase, insanları, mübtesimen, güler yüzde. Ve usaidu, ve yardım ediyorum. El fukara el muhtacine. Muhtaç fakirlere, yoksullara yardım da ediyorum. İle ahirihi, yani tamamını anlatmıyor şimdi. Riyaya girer diyor. Za koy ne? Alamete şu işaret. Şu işareti koy. Nereye? Emame nususil ehadisil münasibeti müsta'inen bil elvanil atiyeti. Emame önüne demek. Nusus, nassun, nususun parça. Emame nususil ehadisi, hadis metinlerinin önüne koy. Hadis metinlerinin önüne koy. Öyle hadis der ki yani münasibet, münasip olan hadislerin önüne koy. Münasip hadis metinlerinin önüne koy şu işaret. Müstaine yardım alarak bilelvanil atiyeti, aşağıdaki renklerden yardım alarak. Mesela takriratur rasul aleyhi esselam. Aşağıda bir sürü hadis var. Bu hadisi şeriflerden takrir olan peygamberin takriri. Hatırlayalım, sünnet kaça ayrılır? Üçe ayrılır. Üçe ayırmaktayız. Bir, peygamberin takriri. İki, fiili. Üç, kavli olabilir. Eğer buradaki hadislerden bir tanesi takrir ise kırmızı işaret koy. Eğer kavli ise mavi işaret, fiili ise yeşil işareti koyacaksın. Seç, ona göre yerleştir diyor. Sallu kema raeytumuni usalli. Çok önemli bir hadis. Kesinlikle Arapça, Türkçe biliniz. Sallu, namaz kılın. Kim gibi? Kema, o şey gibi ki. Raeytumu, siz görüyorsunuz. Ni, beni. Usalli, namaz kılarken. Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız, yani ben nasıl kılıyorsam, sizler de öyle kılın. Kafanıza göre yeni bir kılma şekli üretmeyin. El-Bukhariyu bab bedül ezan. Babu bedil ezan diyebiliriz veya babun bedül ezan diyebiliriz. 2592. Sallu kema raeytumuni usalli. Bu nasıl bir hadis? Nasıl bir sünnet? Yeşil. Ef'al rasul. Çünkü beni nasıl kılarken diyor. Kılma fiili, kılma davranışı, eyleminden bahsediyor.
Bu yüzden bir davranış olduğundan, fiil olduğundan yeşil işareti koyacaksınız. Tam ortaya yani. İki, vallahi, Allah'a yemin olsun ki, evet, vav yemin olsun manasında. Vallahi Allah'a yemin olsun ki, inni şüphesiz ki ben, le, elbette, estağfiru, bağışlanmayı diliyorum, af istiyorum, Allah'a, Allah'tan, ve etubu, ve ben tevbe ediyorum, ileyhi, ona, o Allah'a, fil yevmi, bir günde, kaç defa? Ekstara min seb'ine merraten. Seb'ine 70 demek. Merraten kere, adet, sayı. 70 kereden fazla. Ekser daha fazla demek. 70 kereden fazla tövbe ediyorum Allah'tan. Bir günde Allah'a 70 kereden daha fazla yalvarıyor, af istiyorum diyor. Bir peygamber bir günde 70 defa af istiyorsa 3 tane nokta. Gerisi ne olur? Cümlenin akışı nasıl tamamlanmalı? Biz günde kaç defa af istemeliyiz? Evet, böyle tamamlanır. Ortaya yine yeşil işaret konuluyor. El-Bukhari Kitab-ı Da'vat 745. 7 slash tabii yani. İkiye de bu işareti koyduk. Sıra 3'e geldi. 3. hadis. İnnema ancak sadece yalnızca bu'istu ben gönderildim. Niye? Li'ütemmime tamamlamam için. Tamamlamak için. Neyi? Mekârimel ahlâki, ahlakı tamamlamak için. Mükemmel ahlakı göstermek için yani. Ahlakı tamamlamak için, göstermek için gönderildin. El Muvatta. Muvatta kitabından bir hadis. Kime aitti Muvatta? İmam Malik. Yukarıda metinde geçti, unutmayalım. Sorabilirler yani. İmam Malik'in hadis eseri nedir? Veya Muvatta kime aittir? Hüsnül Hulk. Güzel ahlak bahsinde geçmekte. 8 numaralı hadis. Burada ne var? Burada mavi durum söz konusu. Mavi durum neydi? Ekval Rasul. Rasulün kavilleri, sözleri yani. 4. Huzu alın, öğrenin. Enni benden ne? Ma o şey ki yeteallaku alakalıdır, ilişkilidir. Bi menasikil hacci, hac ibadeti ile. Menasik, ibadet demek. Menasikil hacci hac ibadeti ile alakalı olan şeyleri benden alın. Benden öğrenin. Anni, yani huzu alın demek kelime manası da. Almak bakkaldan bir şey, bir nesne, bir madde, bir sıvı almak gibi değil. Yani öğrenin demek istiyor. Burada 1, 2, 3 hangi kutuya koymamız gerekir? Yeşil kutu. Yani ortaya. Hayrukum sizin en hayırlınız. Men o kimsedir ki taallem öğretti el Kur'an'ı. Kur'an'ı. Sizin en hayırlı olanınız kimdir? Kur'an'ı öğretendir. Ve allemehu. Men taallemel Kur'an'ı ve allemehu. Onu öğrenen ve öğretendir. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve onu öğretendir. El-Bukhariyu Fezailul Kur'an. Kur'an'ın faziletleri bahsi 6.108. Bunun için de koyacağımız nokta mavi olacaktır. La tebagazu, tebaguz yani buğz etmeyin. Burası hep nehi, hep yasak dolu. Buğz etmeyin. Ve la tehasedu, haset de etmeyin. Buğzlaşmayın, hasetleşmeyin. Haset ne demek? Haset kıskanmak. Yok öyle değil. Hasetle kıskanmak farklı şey. Hani kıskanmak onda var bende de olsun manasına gelir ama haset onda var bende niye yok onda olmasın sadece bende olsun demek. Ve la tedaberu birbirinizi arkanızı dönmeyin sırtınızı dönmeyin ve kunu ve olun ne olun ibarallahi ey Allah'ın kulları olun ne olun ihvanın kardeş olun. Birbirinizi sırtınızı dönmüş düşman gibi durmayın. Yani sen farklı, ben farklı. Birbirinize destekçi olun. El-Bukhariyu Kitabul Edeb 7.88. Bunun içinde mavi bir çizgi. Kullu ma'rufin her iyilik nedir? Sadakatun bir sadakadır. Çok önemli bir hadis. Her iyilik diyor. Sadaka illa cebinden para çıkartmak değil yani. Kişinin durumu yoktur. Verecek parası yoktur. Kullu ma'rufin her iyilik. İyilik illa parayla mı yapılıyor? İyiliğin bir sürü çeşidi var. El-Bukhari Kitabul Edeb 33 dedik. Mavi bir çizgi de buna. Şimdi
Teyemmeme, teyemmüm aldı. Sahabiyan, iki tane sahabi. Sümme sonra salleya, namaz kıldı o ikisi. Lakinnehuma, fakat o ikisi vecda buldular. Neyi? Elmae, su buldular. Ba'de fetratin kasiratin mines salat, namazdan kısa bir süre sonra. Te'ade ve iade etti, yani tekrar kıldı. Ehaduhuma, ikisinden biri. İki kişi teyemmüm aldı, namaz kıldı. Namazdan kısa süre sonra suyu buldular. Aa, dediler. Namazı tekrar kılmak lazım mı, değil mi? Bir tanesi e'ade ehaduhuma es-salate. İçlerinden biri namazı iade etti, yani tekrar kıldı. Emmel aharu, diğeri ise selam yu'id, iade etmedi. Es-salatu, namazı iade etmedi, tekrar namazı kılmadı yani. Lem İtiraz etmedi er Rasul ala ma, o şey üzerine ki faale yaptı hu onu. Hazani sahabiyyan, iki arkadaş. Bu iki arkadaşın da yaptığına Peygamberimiz bir itirazda bulunmadı. Yani namazdan sonra su bulursan ister namazı iade et ister etme. Ebu Davud taharet bölümü 126 numaralı hadis. Bunun içinde kırmızı. Yani bir onay var, öyle değil mi? Takrir var. Peygamberimiz itiraz etmediğine göre durum doğrudur. 9. Min husni İslam'ın mer'i terkuhu ma la yani. Herkesin yine bilmesi gereken bir hadis. Kişinin ne kadar güzel Müslüman olduğunu, iyi bir Müslüman olduğunu nereden anlarsın? Boş işleri terk etmesinden anlarsın. Birisi boş işlerle, kendisini ilgilendirmeyen şeylerle meşgul oluyorsa, zaman dolduruyorsa, onun Müslümanlığı pek de hoş değildir. Hüsn güzellik demek. İslam Müslümanlık. Mer'i kişi. Min hüsn-i İslamil mer'i. Kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Kişinin ne kadar güzel bir Müslüman olduğunun bir belirtisidir. Ney? Terkuhu, onu terk etmesi. Bırakması, ilgilenmemesi. Neyle? Ma, o şeyle ki la yani, kendisini alakadar etmiyor. Yani boş iş. On se'ele, sordu. Tabi bunun için ne yapmalıyız? Mavi bir işaret koyuyoruz. On se'ele, sordu. Sa'ale, başka. Se'ele, başka. Se'ele, nasıl bir fiil? Mehmuz, hemzeli yani. Mehmuzun ayn deriz. Sordu. Kim? En-Nebiyyü, Nebi sordu. Sallallahu aleyhi ve selleme, Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel'e sordu. Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i gönderiyor artık, hakim olarak, müçtehit olarak gönderiyor. Keyfe nasıl tahullu el mesaile, problemleri nasıl çözeceksin? Muaz'a soruyor. Hani gittin? Kale Muaz şöyle cevap veriyor. Ebhesu, ben araştırırım. Anha fil Kur'ani. Önce diyor Kur'an-ı Kerim'de cevabı araştırırım. Cevabı orada ararım. Bir problemin cevabı, çözümü Kur'an'da var mı? Sümme sonra, neyden sonra? Yani Kur'an'a baktıktan sonra orada bulamazsam cevabı, fi sünnetin nebeviyyetin nebevi sünnete bakarım. Hadislerde bunun bir çözümü var mı? Yıllarca yanındayız. Senden öğrendiklerimiz bunu çözebiliyor mu? Eğer senle henüz bu konuyu işlemediysek, bana böyle bir şey anlatmadıysan, yani fi'in şayet, lem ecid, ben bulamazsam, fihima, ne Kur'an'da ne de hadislerde. Kur'an'da ve hadislerden bulamazsam, hükmen, bir hüküm bulamazsam, sorunu çözmek için ne yaparım? Bu durumda ectehidu, içtihat ederim. Bu da içtihadın bir delili. İçtihat diye bir şey var mı, yok mu? Fevafeka aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Muaz'ın bu davranışını onayladı, muvaffakat verdi, izin verdi ona. Doğru buldu yani. Ayetlerde ve hadislerde cevap yoksa içtihat yapılır, ama bu ayette var mı, hadiste var mı, bunu tespit edebilmek baya bir ilim gerektiriyor. İkinci bölüme geliyoruz. Bunu işlemeden bırakıyoruz.